Sayın Bakanım, değerli akademisyenler, sevgili öğrencilerimiz, çok değerli katılımcılar, konunun ilgilileri, değerli basın mensupları, üniversitemizde düzenlenen Tanıdan Eğitime Otizm Sempozyumuna hoş geldiniz. Hepinizi en kalbi duygularımla sevgi, saygı, hürmetle selamlıyorum. Öncelikle hepinizi 11. yüzyıla adını vermiş, bilim tarihine evrensel deha olarak adını yazdıran, bugün yaşasaydı bilim farklı olurdu dedikleri Ebu Reyhan el-Biruni'den ilham alarak kurulmuş üniversitemizde görmekten onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Değerli Bakanım, Hollanda'da size yapılan muameleyi üniversite olarak kınıyoruz. Demokrasinin beşiği olarak bildiğimiz Avrupa ülkelerinin bugün geldiği durumu maalesef üzülerek görmekteyiz. Son 200 yıldan beri algı operasyonuyla kültür emperyalizmi yaparaktan en iyisi batıdan çıkar, en iyi işi batı yapar algısının değiştiğini ülkemiz insanlarının gördüğü tek tesellimiz olmuştur. Bu durum bir başlangıçtır. Tabii ülke olarak Avrupa'nın veya Batı'nın bizleri ikinci sınıf ülke olarak görmesinden tek kurtuluş çaremiz üniversitelerin bilgi üretmesidir. İnşallah hükümetimizin de gayretleriyle artık üniversiteler kendine bir çeki düzen vermek zorundadır. Mevlana diyor ki, akıl sonradan ah çekmek için değil, önceden düşünüp tedbir almak içindir diyor. Eğer üniversitelerimiz bu kıvamda, bu kalitede giderse maalesef biz ikinci dünya ülkesi olmaya devam edeceğiz. Bugün bir bakanımız, yarın bir başka şahsımız, kişimiz, Türk milleti olarak bu muameleyi her zaman görecek. Onun için üniversitelerin artık tek çaresi bilim üretmek. Bugün geldiğimiz modern çağın en büyük sermayesi bilgi, teknoloji ve yetişmiş insan gücüdür. Dolayısıyla yarınlar bezgin, yorgun insanlarla değil, bugün rahatını terk eden çalışkan insanlarla şekillenecektir. Onun için gelin hep beraber bu işi aşkla yapalım. Yunus Emre'nin dediği gibi, aşkla yapan dünyayı taşır, aşksız yapan ölü ceset taşır. Dolayısıyla artık üniversiteler kendine çeki düzen vermek zorundadır. Artık sonlarda değil, başlarda güreşmek için canla başla artık hükümetimizin de desteğiyle çalışmak zorundayız. Bu algıyı biz Türk milleti olarak kabul etmiyoruz. Değerli katılımcılar, kongreler, sempozyumlar bir bilimselliğin karşıtıdır. Dolayısıyla bu oluşturacağımız, bugün yaşayacağımız sempozyumun hepimiz için başarılı ve verimli geçmesini biliyorum. Tabii biz de üniversite olarak maşallah tabii bu aylarda kongre ayı. Geçen hafta ergoterapi sempozyumu yaptık. Ondan önce sosyal hizmet kongresi yaptık. Şimdi otizm sempozyumu yapıyoruz. Haftaya sayın dekanım değil mi? Hemşirelik, ebelik kongresi yapacağız. Böyle yolumuza devam edeceğiz. Ama sayın bakanım, Biruni'nin çok çalıştığını bilmenizi isterim. Bunu Ankara'ya da haber vermenizi isterim. Biruni öğrencileri haftada bir gün 12'ye kadar, 11'e kadar kütüphanede alışkanlık için oturuyorlar, çalışıyorlar. Eğitim dediğimiz şey davranışları değiştirmek. Eğitim dediğimiz şey alışkanlıklarımızı değiştirmek. Eğitim dediğimiz şey kişilik oluşturmak. Eğitim dediğimiz şey hayat tarzı oluşturmaktır. Dolayısıyla gelin zamanında öğrenelim diyoruz. Çünkü zamanında öğrenmek
düşük fiyattan. Deneyerek öğrenmek normal fiyattan. Hayattan öğrenmek yüksek fiyattan işlemliyor. Ama hayattan da öğrenemeyen kaybedilmiş hayatıyla öğrenir. Dolayısıyla lütfen hepimiz bütün ülke olarak tahakkuz şeklinde bu işlere artık önem verip gayretle, canla başla çalışma zamanı gelmiştir. Sevgili katılımcılar, bugün otizmi konuşacağız. 2017'de neredeyiz? Hocam 4 şeyden bahsetti, ben de bir 4 şeyden bahsedeyim. Bir, bugünkü sempozyumda hekim gözüyle bakacağız. Biz bunlara en erken ne zaman tanı koyarız? Bugün biliyorsunuz hekim gözüyle baktığımızda yaklaşık %25'ine tanı koyabiliyoruz. Ama %75'ini bilmiyoruz. Artık transkriptom projesi adım 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 geliyor. Belki de yanlış yerlerde otizmin nedenini arıyoruz. Biraz sonra da benim konuşmam olacak, onlara biraz değineceğim. İki, eğitimci gözüyle bakacağız. Nasıl bakacağız? Ne kadar erken bunları eğitebiliriz? Ne kadar, hangi yöntemlerle nasıl bir program oluştururuz? Üçüncüsü aile gözüyle bakacağız. Benim çocuğum niçin otizmli oldu? Bu genetik midir? Yoksa doğumdan mı oldu? Yoksa babanın yaşından mı oldu? Bunları tartışacağız. Ama en önemlisi o sevgili kardeşlerimizin gözüyle bakacağız. Beni niçin anlamıyorsunuz? Benim bazı özel yeteneklerim var. Ben belki sizin gibi konuşamıyorum. Belki sizin gibi derdimi ifade edemiyorum. Belki sizler gibi kelime haznem sınırlı. Ama ben bir bireyim. Benim de özelliklerim var. Ben konsantre olabilirim bir konuya. Ben iyi çizim yapabilirim. Renkleri iyi bilebilirim. Ben belki sözel değil ama görsel zekam çok yüksek. Lütfen beni anlamaya çalışın diyen otizmli çocukların gözüyle bakacağız. Fazla da uzatmak istemiyorum. Hepinize tekrar verimli, başarılı, sorularınıza cevap alacağınız bir sempozyum geçirmenizi diliyorum. Hepinizi tekrar sevgi, saygı, muhabbetle kucaklıyorum. Teşekkür ederim.